Tavşancıl, tarihinde çok önemli yere sahip olan bir kahramanın mezarına ev sahipliği yapmakta. Bu kahraman, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte bağımsızlık mücadelesi veren ve İzmit bölgesinde milli mücadeleyi örgütleyen eşsiz yiğit Yahya Kaptan'dır. Tavşancıl'a hakim bir tepede de yeşillikler içinde mezarı bulunan bu değerli vatan evladına vefa borcumuzu ödemek için mezarı başında ruhuna Fatiha okuyoruz. Burası Yahya Kaptan'ın yakalandığı ev. O dönemdeki zalimlikler, ilk Türkiye'nin kuşatılmaya başladığı dönemler, 1920'de İngilizlerin kuşatması ve ardından Yunanların kuşatmasıyla milli mücadelenin başladığı nokta burası. Sadece burası değil, Dilovası, Çetkeşli, Demirciler, Köseler, bu mahalle bir bütün olarak, bu bölge bir bütün olarak burada bu mücadeleyi başlatmış ve çok önemli bir yer. Dilovası, Tavşancıl mahallemizin önemini ve buradan milli mücadelenin başlangıç olan yerini halkımıza da bu tarihi anlatmamız lazım. Çünkü o dönemler İngilizler, Yunanlar İstanbul'u kuşatırken buradan aynı zamanda Anadolu'ya açılan kaçış noktasıydı. Diğer her taraflar kuşatılmıştı. Bir tek kaçış noktası burasıydı. Burası da o dönem Kuvayi Milli Hareketi'nin komutanı Yahya Kaptan'ın öncülüğünde bir bölgeydi. Çok önemli bir bölge. Burası aynı zamanda geçmişte çok güzel bir tarihi Osmanlı köyü. Burayla ilgili şu anda 60'ın üzerinde röleli ev çalışmalarımız bitti. İnşallah önümüzdeki Nisan ayından itibaren iadesi yapıp burayı turizme kazandıracağız. Bölgemizin kurtuluşunun neferi olan Kuvayi Milliye kahramanı ya da başka bir ifadeyle Tavşancıllı Yahya Kaptan kimdir? İsterseniz gelin birlikte tanıyalım. Yahya Kaptan 1891 yılında Makedonya'nın Köprülü kentinde dünyaya gelir. Henüz 9 yaşındayken Makedonya'da amcasına saldıran bir Bulgar öldürüp dağa çıkması, yaşayacağı yazgısının da başlangıcı olacaktır. Balkan Savaşı süresince imparatorluğun yaralı kanadı Balkanlar'da Bulgar milliyetçilerine karşı mücadelesini sürdürmeye devam eder. O yıllarda çete reislerine kaptan sıfatı veriliyordu. İttihat ve Terakki liderlerinden Enver Paşa'ya bağlı olarak kurulan teşkilat-ı mahsusa güvenilir ve çete deneyimi olan bireyler arıyordu. Yahya Kaptan örgüte katılmak ister ve bu isteği de hemen kabul edilir. Yahya Kaptan, Enver Paşa'ya yakınlığından Irak'a sürgün olarak da gönderilir. Sürgün hayatı biten Yahya Kaptan, İstanbul'a döndüğü zaman 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi'nin ağır şartlarının ülkede yarattığı tahribatı ve halkın çaresizliğini görür. Yahya Kaptan o yıllarda Mustafa Kemal Paşa'ya karşı derin hayranlık beslemeye başlar. Kurtuluş mücadelesinde ülke kan ağlamakta, işgal güçleri yanlarına azınlıkları da alıp halka eziyet etmektedirler. Bu durum çok geçmeden halkta milli bilincin, Kuvayi Milliye fikri ve ruhunun uyanmasını sağlar. Yahya Kaptan, Gebze'de komutanlığın üstlendiği Kuvayi Milliye'yi oluşturarak bölgeyi düşmandan temizlemek üzere çalışmalar yapar. İşgal kuvvetleri Yahya Kaptan'ı kara listeye almıştır. İşgal devletlerinin baskısıyla İstanbul hükümetinin gönderdiği kuvvetler tarafından Tavşancıl'da şehit edilir. Yahya Kaptan, Tavşancıl sırtlarında
tarihi Akıncılar Mezarlığı'nın yakınında, selvi ağaçlarının altındaki anıt mezarında ziyaretçilerini beklemekte. Burası Kuvayi Milliye Hareketi'nin başladığı karargah. Yahya Kaptan'ın haberleşme karargahı. Biz bölgede zaten restorasyon çalışmalarına hızla devam ettiriyoruz. Burada bakanlığımız, hükümetimiz, bakanlığımız konuya zaten el attı. İnşallah burayı bir an önce hayata geçireceğiz. Milli mücadelenin başladığı nokta. Milli mücadelede daha çok burada mücadelenin, ilk mücadelenin yapıldığı yerler. 1920'lerde ilk İngiliz kuşatmasında olan bölgedir burası. Burası Yunanlıların ilk yine gelip de buraya işgal etmeye çalıştığı bölgedir burası. Yine İstanbul'u kuşatırken Anadolu'ya kapılan, açılan ilk bölgedir burası. Ve herkesin bu konu üzerinde eğilmesini, tarihimizi daha da çıplaklığıyla ortaya çıkarmasını ve bunu gelecek nesillere aktarılmasını talep ediyoruz. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların öncülüğünde biz bu eseri buraya kazandırmış olduk. Daha heyecanlıyız. Tarihimiz ön plana çıktıkça şevkimiz artıyor. Daha iyisini yapabiliriz diye gelecek nesillere bunları bırakmak adına çok heyecanlıyız. Ve bu eseri bize kazandıran Büyükşehir Belediye'mize de çok teşekkür ediyoruz. Çok eski bir cami ve eski alfabeyle dikkat ederseniz yazılarda hep eski Osmanlıca var. Tavşancıların ilk camisi tarihi çok geçmişe dayanıyor. Burası yine Dilovası Tavşancılığımızın geçmiş tarihini yansıtan çok önemli bir konak. Hacı Süleyman Erol konağı burası. Burası Yahya Kaptan'ın mezarı. Biz her sene 8 Ocak'ta anma programları düzenliyoruz. Burası Dilova'mızın Demirciler Köyü. Burası Osmanlı Gazetesi tarafından yapılan, kurulan ilk köyümüz. Daha doğrusu kurulan vakfın adı. İsmini de daha önce burada donanma var. Tersane vardı Dilova'sında. Bu tersaneden burada köyde gemiciler kalıyordu. Buradaki ismini de buradan almaktadır. Muhteşem bir konak. Tarihi geçmişi 150 yıla dayanıyor. Burayı da yine Büyükşehir Belediye'miz halkımıza kazandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Halka açacağız burayı. Şu anda içerideki tüm eşyaları bitirdik. İhtiyaç olan her şeyi tamamladık. Şu anda halkımıza açacağız.
iki konak iki ayrı bölümde, bir erkekler ve bayanlar bölümü iki ayrı bir bölüm var. Ve burayı el sanatları, bayanlara yönelik burada halı dokuma tezgahları olacak. Yine diğer tarafta da erkeklere yönelik yine sohbet odaları, kütüphane olacak. Muhteşem bir yer.